Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bilmem nasıl şey yapabilecek misiniz? Tekvin, Adem, ilim, kudret, irade. Evet, ulemanın kavga ettikleri mevzu, yani mübahese ettikleri bir yer. Çok zor, çok zor. O zaman ben size külliyatta çalıştığım yeri yapayım. Ondan sonra ötekisine geçerim. Bu çok teknik bir bilgi, şu sayfa, bir sayfa. Ama ona varmak için, anlaşılması için bir, iki, üç. Bu ne oluyor size? Keşke bir tanesi çıksa da, bir saatlik zan dersi yapsa da ben istifade etsem de, not alsam da, kendimi yönetsem, düşüncelerimi vahiy ile zanı ayırt etsem de, istifade etsem de ben uğraşmasam günlerce, haftalarca. Olmaz mıydı? Olurdu ama yok. Peki ne işimize yarıyor? Her bir bilgi içeriği tanımlamamıza, tanımamıza vesile oluyor. Dolayısıyla kendi yönetimimizi elimize alıyoruz. Ata nasıl davranacağını bilmesen at seni perişan eder. Arabaya nasıl davranacağını bilmiyorsan seni perişan eder. Freni, debriyajı nerede nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Bu işler kuru bir bilgi zannediyoruz. Çünkü ben öyle zannediyordum da ya. Değilmiş ya. Satırların söylediklerinden fazladır satır araları. Satır araları şudur. Şu sayfa görüyor musunuz? Beyaz. Bu yazılar mana ifade ediyor. Bir fotoğraftır. Ya dimağın, ya kalbin, ya ruhun dışarıdaki görüntüsüdür. Nüfus kağıdı. Ama onu belirleyen, ifade eden şu ara boşlukları. Olmasa bu olmaz. Onun gibidir. Yani söylediklerinden fazladır. Kur'an'ın söylediklerinden fazladır. Söylemek istedikleri. Mana mertebesi diye biz tanımlıyoruz. Risale-i Nur'da da öyle. Şimdi mevzuya geçiyorum. Yani değer verin diye söylüyorum. Belki sıkıldığınızı biliyorum. Risale-i Nur metni üzerine böyle yapmak. Onu da yapıyoruz yani. Mesela geçen yaptık. Neydi yaptığımız? Casus duygular. Değil mi? 250 kaçtı? 2 mi? 251 Mesnevi Nuriye vesaire. Yani bunlar da ilginç. Yani oralardan. Bak şu anda geldiniz yukarıya. Ne çalışıyordum ben? Zana çalışıyordum. Kur'an-ı Kerim'de bütün zanları bugün topladım. Deftere kaydettim. Öyle okumak zan. Ve hadis-i şeriflere ortasındayım. Ve zana hala çalışıyorum. Bak saatlerden beri. Ondan sonra size elimden geldiği kadar zamanınızı almadan çok özünü vermeye çalışıyorum. Sonra basın kafama çıkın daha acayip şeyi. Yani külliyatta zan nedir? Mesela bir örnek vereceğim, bu konuya geçeceğim. Latife-i Rabbaniye mi üstün? Latife-i İnsaniye mi? Tabii ki Latife-i Rabbani üstündür hep zahirde. Çünkü Latife-i Rabbani'nin işlevi Allah'a müşahede etmek. Öyle değil mi? Ama değilmiş ya. Yani. Ya. Latife-i insaniyede insan tanımaktır. Latife-i Rabbaniyede Allah'ı görmektir. Ya. Men arefe nefse fekad arefe Rabbehu. Yani nefis çok önemli. Yani insan kendisini tanıması Allah'ın tanımaktan önce geliyor. Kendini tanırsan Allah'ı tanırsın. Kendini tanımasan neyle neyi tanıyacaksın? Anladın mı zaten? Biraz zahirde şey gibi gözüküyor da. İlim, kudret, irade. Tamam. İlim. Şimdi onu okuyorum. Bir şey daha cami, yani o teknik bilginin açılımı külliyattan. Anlamadığınızı sorun. Veya çok rahatlıkla ben öyle düşünmüyorum diyebilirsiniz. Ama metine gelince onu da okuyacağım, Risale'deki metinleri. Bir şey daha cami, daha kapsar mı olduğunu şöyle de anlarsın.
kıyas ettiğin ondan kaldırırsan, kıyas ettiğini ondan kaldırırsan, o hala varsa, o zaman bu kapsar ve camidir ve ceverdir. Misal, söyledikleri misal, daha kapsar. Buz ile suyu kıyas etsek ki, hangisi daha kapsar, hangisi daha cami? Ama zahirde gözüken buzdur değil mi? Kapsar budur, daha cami budur, her şey içine alır. Buz mu daha kapsar, su mu daha kapsar? Buz ile suyu kıyas etsek, hangisi daha cami ve kapsar? Sahilde buzdur. Çünkü buz örtmüştür. Almıştır içine. Yani su buzu kapsamamıştır. Buzdan suyu kaldır, hala su vardır. Bak, buzdan suyu kaldır. Buzdan suyu kaldır. Ne var? Hiçbir şey kalmaz. Sudan buzu kaldır, su hala var. Tamam mı? O zaman su daha cami olmuyor mu abi? Evet. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bak, buzdan suyu kaldır, hiçbir şey yok. Şey yok. Sudan buzu kaldırın. Yani buz suyun sıfatıdır. Buzu kaldır, su hala vardır. Çünkü su buz olmayabilir. Buhar olur, donun olur. Fakat buzdan suyu kaldırırsan buz yoktur. O zaman su kapsar demektir. Ama zahirde onu anlatmaya çalışıyorum. Zahirde buz daha kapsar. Beden ruh mu kapsar, ruh mu? Ya. Hayat mı kapsar, beden mi? Zahirde beden kapsar. Daha küllidir. Ama hayatı kaldırsan beden denen bir şey yoktur. Buradan bir yere varacağız. Fakat buzdan suyu kaldırırsan buz yoktur. O zaman su kapsar. İlim mi kapsar, irade mi, kudret mi? Buraya gelmek için yaptık. Allah'ın subuti sıfatında ya. İlim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. Oldu mu abi yedi? Bu subuti sıfat zaten değil. Şimdi üç tanesini irdeliyoruz. Onaylıyoruz. İlim mi kapsar? İrade mi daha kapsar? Kudret mi daha kapsar? İlim, irade, kudret. Üç tane. Şöyle altını çizeyim. Var olan bir eşyadan yola çık. Var olan eşya hem donmuş ilimdir. Yani var olan bir eşya. Şunu görüyor musunuz? Bu. Buradan yola çıkacağız. Bu donmuş ilimdir. Kudret değil midir abi? Hem donmuş kudrettir, hem donmuş iradedir. Donmuş. İlmi kaldırırsan, buradan ilmi kaldırırsan, o şey Adem'e düşer. Yani buradan ilmi kaldır, burada ne irade kaldır, ne kudret kalır, o şey Adem'e düşer. Çünkü Adem'den vücuda çıkartan ilim, çıkan. Kudreti kaldırırsan şuradan, o şey İlmi vücuda düşer. Buradan kudreti kaldırın. Nadir abi, evet. Seni uyardıkları zaman şey al. Tamam mı abi? Tamam abi. Kendini şey yapamaydınız ama kardeşler uyarıyor. Şimdi buradan kudreti kaldırın. İlim var. İlmi kaldırırsanız Adem'e düşer. Kudreti kaldırırsanız
ilim var hala. Yani bir yöntem biliyor musun da hangisi daha kapsar? Böyle bir yöntem bir yerde yok da bizim külliyattan geliştirdiğim bir yöntem. Bunu bir yöntem, bazıları bu nereden buldun? Kendimce okumaktan geliştirdim bir yöntemim benim. Remizli sırda anlatıyor zaten. Ha işte o tür yerlerden çıkarttığımız. İlmi kaldırırsan o şeyden, o şey Adem'e düşer. Kudreti kaldırırsan o şeyden, o şey ilmi vücuda düşer. İradeyi kaldırırsan o şeyden, o şey yine ilme düşer. İradeyi kaldırın, ilim olur. Kudreti kaldırın, ilmi vücuda düşer. Ama ilmi kaldırırsanız bu Adem'e düşer. İlmi kaldırdığınız zaman kudret, nerede kudret? Mesela çekirdeğin programı düşünün. İlmi vücuttur. Kudret taalluk etmediği için mahluk yoktur. Mahluk değildir. Mahluk ne demektir? İlmi vücuda kudret taalluk ederse vücut ilimden vücut hariciye çıkarır. Çıkmış hali irade murat etmiş olmuş. Ama ilk önce işte bunun delilleri de getireceğiz. İlim. Niçin ilim olmazsa olmuyor? İlim olmasa hiçbir şey olmuyor. Sebebi var mı? He? Sebebi var mı? Ne anlamadım. Hani sebebi niçin ilim olması? İrade değil, kudret değil, ilim. Yani ilmin sebebi mi? Niye ilim olması olmuyor da kudret olması olmuyor değil. Mesela ilim programdır. İlim vücut değildir. Vücut harici değildir. Alim şahadete bakan tarafı dolayısıyladır. Yani alim-i şehadete kudret ve iradesiz ilim yoktur. Ama öte mesela ilmi çekirdekte bir program düşün. Kudret midir program? Yok. İlmi programdır, ilmi vücuttur. Mimarın kafasındaki proje ilmi vücuttur. İtibar emirdir. Her şeyin başı olduğu için olabilir mi abi? Onun ilmi kaldırdığı bir şey onlar da olmuyor. İşte her şeyin başı olduğundan dolayı ilim olması olmuyor. İlim olmasa bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz ki? Ama kudret olmadan düşünebiliyorsunuz. Mesela kafamda şu anda 8 kafalı insan düşünebiliyorum ben. Ama kudretle böyle bir şeyin yapılması olmayabilir. Kudret ilimsiz olmuyor ama kudretsiz ilim vardır. Program. Belki biraz da gider senin soruna cevap. Gerçi biri birisiz olmazlar ama Adem'den vücuda çıkmada ilk önce ilim kullanılır. O zaman ilmin sıfatlarıdır bunların hepsi. Hangisi? Kudret değil Adem'e. Evet. Hayır. Ayrıdır o. Mesela Adem'den yokluktan vücut çıkması için emir ilim lazım. Kudret yok. Bana şöyle söyler misiniz? İmam-ı Rabbani şey İmam-ı Mubin neyi kapsar? İmam-ı Mubin. Hangi sıfatın dişe vuruşudur? Emir ilim abi. Emir ilim. Kitab-ı Mubin irade mi? İrade kudret. Bakın görüyor musunuz? Yani İmam-ı Mubin mazi ve mustakbeldir. Kitab-ı Mubin haldır. Alem şahadete. İmam-ı Bin, emir ilim, Adem'den emirle bir vuruyor, çıkan ilim oluyor. Tamam. Mesela şöyle. Vurmak emirdir. Çıkan ses ilimdir. Adem'den çıktı. Yok, şu an ses var mı? Şu anda var. Vurmak emir, çıkan ilim. O çıkanı kaydediyor. Kudret. Şu anda kaydetti mi? Etti. Kudret, gözüken de irade. Gözüktü irade. Vurmak kaza diyebiliyor muyuz? Değil yani. O kader cihetine bakarsa tabii.
Gerçi biri birisiz olmazlar ama Adem'den vücuda çıkmada ilk önce ilim kullanılır. Sonra kudretle ilmi vücuda çıkarılır. Sonra yani ilk önce emir, ilim çıktı. Adem'den vücut çıktınca ilim. Ona kudret vücut verdi. Gözüken irade. En dışarısı irade. Gözüken mi irade abi? Kudret değil mi gözüken? İrade. İrade. Çok ilginç. Tercih değil yani. Çok ilginçtir işte. Biraz değişik oldu. Tabii. Bak geleyim. Anladım. Çok ince burada yani. Şöyle düşün. Şeydi abi irade işte ilimden onları seçen irade tercih eder. Şöyle yapalım. Yapalım burada yapalım. Buradan bu yaprak mahluk mu? Evet abi. İlmi kaldır. Kimse kalır mı? Adem'e düşer. Evet. Adem'e evet. Düşer. Evet. Peki. Buradan iradeyi kaldır. Şöyle diyeyim, irade şey. Şöyle diyeyim. İradeyi kaldır. Buradan iradeyi kaldırırsan kudret hala var. Ama nasıl olacağı belli değil. O zaman bakış yönlerine göre değişiyor. Yani bizden farklı, bizden bakınca farklı. Devam edeyim de belki daha iyi olur. Sonra kudretle ilmi vücuda çıkarılır. İlk önce ilim kullanılır. Sonra kudretle ilmi vücut çıkarılır. Sonra onlardan çıkacak olanları da irade ile vücuda çıkarılır. Mesela emirle Adem'e vurulur. İlimle program çıkar. Kudretle daire ilimlerde bulunur. Alem-i şehadete irade ile gösterilir. Şimdi buna ait yerler okuyorum. Risale'den. Hem bedih olarak İrade ve evamir ilahiyenin ünvanı olan Kitab-ı Mübin'den haber veren ve işaret eden hem nazarı olarak emir ve ilm-i ilahiyenin bir ünvanı olan İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. Kitab-ı Mübin, irade evamir-i tekviniyeyi. Kitab-ı Mübin, irade ve var tekvini yani iradeyi ve kudreti tazamun ediyor. Yani irade evamiri tekvini kudret. İmam-ı Mübin emir ilmi ilahi emir ilim demektir. Eşyadan iradeyi kaldır. İlmi vücut duruyor. Buradan iradeyi kaldır. İlmi vücut duruyor. Eşyadan kudreti kaldır. İlmi vücut duruyor. Eşyadan ilmi kaldır. Ne kudret var ne irade kalır. Bir. O zaman ilim daha cami. Buraya geldik. Sonra irade ile kudreti iş yapacağız. İlmi muhit diyor. Bir taraf kuşa. İrade ile kudret. Şimdi ona geliyoruz. Hadisi daha cami. İrade ile kudret. Kitab-ı Mübin'e bakar. İrade ile kudret. İrade ile kudret nereye bakarmış abi? Hazıra bakar. Hazır eşyaya nazar eder. Mazi ve mustakbelden ziyade zaman hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir unvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Sözler 548. Peki, irade ile kudreti mukayese edersek, şimdi ona geldik. Yani ilmi hallettik değil mi? İlmi kaldırsam bir şey kalmadı. Şimdi irade ile kudreti kıyas edeceğiz. Kardeş, Risale-i Nurları tefekkür ederken yöntem ve malzemeler bunlar. İkisi de hazır zamana bakıyor. İrade ile kudret, tamam mı abim? Yani Kitab-ı Mübin'e bakıyorlar ikisi. İmam-ı Mübin daha cami değil mi? Maziha, o seha, şey, mazi ve istikbal. Emir, ilim daha cami. Şimdi, irade ile kudret ise hazır zamana bakıyor. Kitab-ı Mübin, tamam. İrade, evamir-i tekviniyedekilerin, irade, evamir-i tekviniyedekilerin, evamir-i tekviniye neydi?
dedim. Aferin sana. İrade evamili tekviniyedekilerin muayyenleşip vücudu hariciye çıkacak olanlara taalluk eder. İrade bilmek, iradede bilmek yoktur. Bilmek ilme bakar. İrade çıksın demektir. İrade çıksın bu. İradede bilmek yoktur. İradede çıksın. İrade bilmek hangisini? Yani mesela kafamda proje var, mimarın kafasında. Müteahhit. 10 tane inşaat projesi var. İrade bilmek hangisini? Şunu mu, bunu mu, değil mi? Bunu ilim yapar. Karıştırma burada oluyor. İrade Adem'den ilmi vücutları tespit edemez. İrade Adem'den vücudu tespit edemez. İrade var olana taalluk olur. İlim ise Adem'den vücuda çıkarıyor. İrade ise var olanların içerisinde seçim yapıyor. Mesela kudret üçüncüye mi geliyor mesela? Gelecek bak. Var olanları taalluk eder. Adem yok ki irade ona taalluk etsin. Yani bir şey vücut yok. İrade ne? Mesela hangi kalemi alayım arkadaşlar? Kalem var mı? Yok. O zaman irade bitti. Şimdi olabilir. Hangi kalemi alacaksın? Bunu. Demek ki var olması lazım ki tercih etsin. İrade varlığa taalluk eder. Adem'dekileri vücut sahasına teşhis ve tespit eden ilimdir. Bu ilmin teşhis ve tespitini ihtimaliyatları ile bu tarafa vücuda çıkaran kudrettir. Bütün bu ihtimaliyatların içinden ha şu olsun deyip tercih eden iradedir. İrade tercihler arasındaki tercihindir. İrade Allah'ın bir sürü yaptığı tercihler arasında tercihindir. Top sahasındaki top oynama kuralları var. Sen bu sahada bu kurallar içinde kuralını kurabilirsin. Senin kuralların, oyunların sana sunulan standart kurallar içindekilerden seçenektir. Mesela top oynayan futbolcu kural yapar. Ama sana sunulan kurallar içerisinde. O ilimdir. Yani top sahasının kuralı var. Penaltıdır, taştır, tamam mı? Onun içerisinde senin yaptığın kurallar var. O irade. Yani tercihler içindeki tercihindir irade. Başa dönersek, vücuda gelmiş elma, bu elmadan iradeyi çıkart. Lef-i mahve ispatta ilmi elma vücudu var. Elmadan iradeyi çıkarırsan, elma ilmi vücuda düşer, Adem'e düşmez, Adem'e gidemez. İrade hazır zamanda istikbale bakabilir. İrade hazır zamanla istikbale bakabilir. Bizim gibi. Yani önümüzdekileri gelecek kaygısıyla, endişeyle tercihler yaparız. Mesela önümüze bakarız. Yani kaygı olur, endişe olur. Ona göre tercihler yapıyoruz. İrade istikbale doğru bakıyor. İradenin geçmişi yoktur. Nasıl bir geçmiş olur abi? Yani bu dünyada yaşarken geçmişi irade edemezsiniz. Mesela kaç yaşındasın sen? 31. 29 yaşında yaptığın bir hatayı iradenle düzeltebilir misin? Yok. Geçmişe geçemez. Ama geleceği değiştirebilirsin. Gelen hazretleri değiştirdi ya abi. Başka sıfatla yapmış. Evet. Tamam mı? İrade yani, vücudu harici yani. Tabii. Mesela irade geleceğini değiştiremez misin? Şimdi. Değiştir. Değiştir. Geçmişi değiştir hadi. Yapılanı olmamış yap hadi. Yapabilir misin? Kuvvet lazım. Ya. Geleceğim bak. Üstad hani diyor ya taş olabilirdin, toprak olabilirdin vesaire. Hani bu kadar şeyi sayıyor. İmkanattayız ya. Hani vücuda çıkmamışız. Değil mi abi?
Hani ilimde biz varız, Cenab-ı Hak irade etse her biri olabiliriz yani. Evet. Bu man, değil mi? Evet, olabilirdi de irade etmemiş. Yani çünkü ilimde olanlar var. Ama irade etmediği için şu an irade etmiş böyle. Evet. Onlar da olabilirdi. Yani irade etti, kudret vücuda çıkarttı. Ama devam edeyim. İrade hazır zamanla istikbale bakabilir. Bizim gibi. Yani önümüzdekilerin gelecek kaygısıyla, endişesiyle tercihler yaparız. Ama irade geçmişi geçemez. İradenin geçmişi ayağı yok. İlmin ise hem geçmişe hem de geleceğe ayağı var. İlmin. Eşya sana rağmen işliyor. Bu da kudret. Güneş doğmuyor mu? Çalışıyor. Bunu doğmamış olduğunu irade edebilir misin? Yok. Bak, iraden yetmedi kudrete. Bu da kudret. Senin iraden dışında sistemler çalışıyor. Bu çalışan sistemi lehine ve aleyhine çevirme ve döndürmeye de irade yapar. Mesela vücut, eşya, bakar mısınız elime? İstikbalde hale uğruyor, maziye dökülüyor. Sana rağmen çalışıyor. Öyle değil mi? Sen ister düşün, ister düşünme. İster namaz kıl, ister namaz kılma. Ömrün geçecek. Ha, istikbalden hale uğrayıp dökülüyor. Yani bu ister istemez oluyor. İradeyle bunu lehine çeviriyorsun ve aleyhine çeviriyorsun. Sen bir metalin yok. Umumi sistemin sana rağmen gelen işlemesine kudret denilir. Kainat çalışıyor mu? Sana rağmen çalışmıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Buna kudret denilir. Bu umumi hayattan senin hayatına özel hitap etmesi iradedir. Adem'den vücut sahasındaki çıkışa ilim denilir. Özel hayatını oraya bir daha şey olur mu? Bak, kainat çalışıyor mu? Vücut çalışıyor mu? Bu kudret. Bunu lehime, aleyhime çevirmek irade. Yani cereyan eden sistem kudret, onu lehime, aleyhime çevirmek irade. Zaten çevriliyor. Mesela güneş doğuyor. Namaz kılarım, kılmam. Param var, zekat veririm, vermem. Paramın varlığı kudret. Güneşin doğması kudret. Bunun hakkında bilgilerim olması, zekat verilir mi verilmez mi? İlim. O bak, onu bu olsun demek. Yani olanlar arasında bu olsun demek irade. En temelde ilim var altta. Evet. O yüzden bir şeytan onunla ilimle aldandı. Hani en temel, en önemli onu gördü. Evet. O olmazsa dedi, diğerleri o kadar önemli değil. Dedi ki ben dedi daha alimim dedi ya. Hani kudret ve iradeden önemli görmedi. En temel. Evet. Mesela o Allah'ın iradesini görmedi. Allah'ın kudretini görmedi. En mükemmel yarattı. Yaratma kudret. Adem aslen-i takvim olarak yaratılmış. Ama Allah da bir de tercih etmiş. Tamam. Abi kısa bir yer okuyabilir miyim? He. Üstad diyor ki, evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum fakat irade edemiyorum. Getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hal alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum fakat irade edemiyorum. Çünkü bak kudrete irade geçmiyor şimdi. Çünkü elimden gelmiyor. Bir fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir ne iktidarım var. Yani çalışan sistemi lehine aleyhine döndürmekte iş yapıyor. İrade. Zaten o çalışacak. Devam edeyim. Adem'dekini teşhis ve tespit ettiği ilim. Adem'deki nihayetsizleri ilmin tespit ettiğini kudret sahasına onaylayan emirdir. Şimdi yani kimse bu kudreti görmez de irade denilir yani. Allah'ın tercihinin vücud haricinde gözükmesi. Bize ilk bakan iradedir.
Sonra bunun vücudu var. Kudret, sonra ilmi var. Yani bir ortada bir tercih var. Çünkü hikmet dairesi olduğu için bir dünya. Dünya hikmet dairesi, irade daha çok hükmediyor. Kudretten daha çok hükmediyor. Evet ama şeydir, insanlar şununla şaşırıyor biraz. Kitab-ı Mubin ya şu anda. Kitab-ı Mubin'in içinde ne var? İrade ve kudret. Yani birbirine dönüştürmede burada sıkıntı çekiliyor. Devam edeyim biraz daha. Şimdi teknik. Allah'ın ilmi kudretinden eamdır. Daha camidir. Zira mümküne ve mümteniye şamildir ilim. Mümkün olan, mümteni olan. Mesela üç tane vücut var. Bunu bilmezsek şey yapamayız. Vacibül vücut. Vücudu kendinden olan Allah. Başkasının vücuduna ihtiyaç yoktur. Örnek verirsek güneşin ateşi kendindendir. Başka yerden almıyor. Suyun ıslaklığı başkası ıslatmamıştır. Islatamaz da. Buna bir okyanus su dökün ıslatamazsınız. Çünkü suyun ıslaklığı zatidir. Zatidir. Islaklığı. Islatamaz. Zatı sıfatlar şey yapamaz. Buna mesela başka bir örnek vereyim. 10. vagonu 9, 9'u 3, 2, 1 biri de vagon çekmez. Lokomotif çeker. Lokomotif olduğu için çekilmeden çekendir. Mesela tamam. 3 tane misal verdi. Şimdi vacibül vücudun vücudu. Vücudu vacip. Kendinden. Suyun ıslaklığı kendinden olduğu gibi. Tamam mı? Mesela nurun ışığı kendindendir. Birisi vermemiştir. İkinci vücut mümteni vücut. Allah'ın ilminde nihayetsiz olasılıklar var. Olma ihtimalleri var. Sen mesela nasıl olabilirdin Resul? Bir tane söyle bakayım. Kolun böyle olsun. Bir göz de burada olsun, bir de buradan, bir tane de böyle bir şurada olsun. Olabilirdi değil mi bu? Allah'ın ilmi. Buna mümteni denilir. Bir de mümkün vücut var. Allah nihayetsiz ihtimaliyat içinde seni böyle tercih etti. Şu tercih edilmişe mümkün vücut denilir. Mümkün. Yani tercihi başkasına muhtaç. Buna ne diyoruz? İrade mi diyoruz? Konuşacağız. Yani bir kere vücutları tanıyalım. Mesela ben ihtimaliyat içinde nihayetsizim. Ama ben olmuşum. Tercih edilmişim. Vücuda çıkmışım. Bu vücuda çıkana mümkün. Yani vücudu vacip değil. Varlığıyla yokluğu eşit %50-%50. Birisi onu tercih etmiş. Tercihe muhtaç olarak vücuda gelmiş. Buna mümkün vücut denilir. Mümteni vücut ihtimaliyatların cemiyidir. Nihayetsizdir o da. Mümteni sınırsız anlamında. Sınırsız. Bir de vacip vücut. Vücudu zatıdır. Başka vücutlara muhtaç değildir. Allah ya. Vacib bir vücut. Oradan geliyor. Şimdi bunda bir sorun yok değil mi? Anladık burayı. Üç tane vücut. Şimdi kullanacağım da onu. Zira mümkine ve mümteniye şamildir ilmi vücut. Yani ihtimali vücutlarla vücuda çıkmış vücutlar hep gene ilmi dairesindedir. Mesela şöyle diyeyim uygulamalı olsun Resul. Lef-i mahfuzdakiler her şeyi vücuda gelmemiştir. Ama her gelenler lef-i mahfuzda vardır. Uygulayayım kendimi. Benim yaptığım hepsi kafamda vardır. Ama kafamdaki her şey gelmemiştir. Lef-i mahfuzdakiler mümteni de var. İlmi vücut deniliyor. İlmi vücudun içinde ne var? Mümkün ve mümteni var. İlmi vücut. Bunların cemidir. Yaratılmışa mümkün denilir. Kudret ise mümkün-i şamil ve lakin mümteni şamil değildir. Kudret ise bu Allah'ın nihayetsiz ihtimaliyat var ya. Allah'ın nihayetsiz ihtimaliyat. O ihtimaliyatlar var.
Orada kudret taalluk etmemiş. İlmi vücutta. Bak, mahlukla ilmi vücudu anlatayım size. Teknik, çok basit. Risale'de çok uğraştığım bir şey. Mahluk nedir? İlmi vücut nedir? Bunu çok lazım size. Risale okurken. Her şeyde ya. Mahluk, ilmi vücuda, programa kudret taalluk ederse, vücud hariciye çıkarsa mahluk olur. Eğer bu ilmi programa kudret taalluk etmese ilmi vücut olur. Uygulayayım. Çekirdekteki program ilmi vücuttur. Buna bil kuvve. Bil kuvve. Ağaç ise programın dışa çıkışı. Buna bil fiil kudret denilir. Kudret denilir. Vücuda çıktı. Kafamdaki plan gibi yani. He yani. Şimdi mahluk neydi bir daha söylüyorum. İlmi vücuda kudret taalluk ederse mahluk olur. Ustadın misalini vereyim. Eskide matbaa şöyle yazılırdı. Daktilo var ya tuşlu. Buradan demir giderdi. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. He? Bilmeyen yok. Fakat burada daktilo demir giderken orada kırmızı veya siyah şerit var. O beze vurunca bez de şurada kağıda bak. Burada basınca bu gidiyor. Bu gidince burada kağıt var ama kağıttan önce bez var. Bu harf beze vuruyor. Bez de renkli bezdir. Kağıda vuruyor. Kağıda vurunca kağıtta izi kalıyor. Yazı çıkıyor. H çıkıyor. Tamam mı? Şimdi bu kağıdı kaldırın, bezi kaldırın. Bezi kaldırdık mı? Yani renkli bez. Bu kağıt yerine mumlu kağıt koyun. Eski matbaayı anlatıyorum. Mumlu koyun, mumlu kağıt. Hakikate mumlu. Şimdi hasa yazıyorum. Ha basınca tak buraya vurdu. Bez olmadığı için renk yok, tamam mı? Kağıt değil, mumdur. Muma vurunca çukur etti mi? Mumlu kağıt. Muma aynı bu. Mum dediğimiz bu bağlıyoruz ya pete. Bağladıktan sonra ağzımızdaki kalan mumla. Ona yapılır mumlu kağıt. Böyle demir bak he vurdu mu? Çukur yaptı mı? A. Çukur yaptı mı A? S. A. Ne? Hasan. Yazı var ama gözükmüyor. Çukur yaptı sif. Öyle değil mi? Ustadım Selva. Çukurlaştırdı, mumu çukurlaştırdı. Şimdi Yusuf, üzerine biraz mürekkep döker misin böyle silme? Nerede mürekkep kalır? Çukurda kalır, diğerde kalmaz. O zaman mumlu kağıdı da böyle bak. Hasan. Tersine bakınca. Hasan, tersine bakınca. Ne yaptı? Yazı çıktı burada. Çevirince. Tamam abi. Şimdi bu sayfa var. Burada tuş var. Burada yazı var. Bu yazı İrade. Buradaki klavye de nihayetsiz yazı yazabilir miyim? Yazabilir. Ama Hasan yazdı. Bu şeyin basıp bunun da buraya vurması kudret. Benim kafamda nihayetsiz yazı yazma Hasan'a indirgetti. Tercih ettim. Nihayetsizden, ilimden tercih ettim. Ondan sonra o ilimde nihayetsiz yazı yazma özelliğim vardı. Hasan'ı tercih ettim. Hasan, Risale-i Nur. Bu yazıya tuşlara basmak, tuşla da demiri ileri götürmesi, çukur yapması. Tamam. Ve şeyi de çarpması kudret. Tamam. Üzerine mum döktün mü? İşte
kudret, ilmi program, şu yazıya kadar program. Yani tuş, çukur yapması ilmi. Ama tercih etmesi, hasan tercih, irade. Üzerinde mürekkep sürülmesi kudret. Kudret göze gösterir. Tamam. Yani mahluk demek, bundan sonra şunu bileceksiniz. Mahluk, kudret taalluk etmiş her şey mahluktur. Kudret taalluk etmemiş her şey ilmidir. İlmi vücuttur. Mahluk demiş. Kudret taalluk etmiş olduğu her şey mahluktur. Kudret taalluk etmediği her şey ilmi vücuttur. İlmi vücut da nihayetsizdir. Mahluk anladık değil mi? Peki tamam. Abi şey demiştik daha önce, o mürekkep döküldükten sonra mahluk kudret taalluk etti, mahluk dedik ya abi. Ama ilmin içinde mürekkep taalluk etmemiş manevi şey de var, mahluk da var. İşte yani o mürekkep manevi derken ilmi vücut değil, mahluk değil. O manevi dediğin alemi gayiptekiler de onlar da mahluk. Yani mahluk yani. Sen şey atom mu zannediyorsun? Ha, yok ya, onu da şey yapıyorum. Ha yani. Kudret taalluk gözle gösteriyor, tamam bu kudretin taalluk ettiği mahluk. Bir de gözüne gözükmeyen yine taalluk etmiş. Güzel görmediği şeyler var, ses var. Onlar da mahluk, cennet de mahluk, mana da mahluk, duygular mahluk. Yani göz derken, yani vücut sahasına çıkmış. Tabii, mahlukun mertebi var. Atomda mahluk var, esirde mahluk var, enerjide mahluk var, hayatta mahluk, yaratmış. Mesela senin şu anda düşüncen mahluk ama ben gözümle görmüyorum. Ama cinler, melekler, ruhaniler görüyor. Hatta köpek bile görüyor. Senin yaymış olduğun şeyler, korkuyor musun, korkmuyor musun? Benim geçmişim de mahluk yani. Tabii mahluk. Hı. Ama gözün görmüyor. Yani ilmi, o manevi mahluk. Biz, mahluk neyidir yani? Maddi mahluk, manevi değil de mahluk nedir? Kudret taalluk etmiş her şey, ilmi vücuttan mahluka çıkmışsa, kudret taalluk etmiş, kudret taalluk etmiş olduğu her şey mahluktur. Etmedi mi? İlmi vücuttur. Ve kudreti iradesine eyamdır. Kudret irade eyamdır. Daha camidir. Zira kudreti mevcude ve maduma mahsustur. Yani irade ettin ama kudret yok. Yani irade muhtaçtır kudrete. Bu çıksın dedin ama ortada kudret yok. Ne olacak? Resul? Boş bir şey. Tabii yani bunu mu? Hangisini? Bunu. Tamam da kim çıkaracak? Kudret çıkaracak. Kudret daha şey. Tasavvurda kalınca vesaire tasavvurda o zaman hiçbir şey çıkmıyor. Orada. Çıkmıyor. İrade etmezsen de kudret de bir şey yapamaz abi. İrade etmesen de çıkmıyor. Tamam. Ama vücut sahasındakiler kudretin vücut haricisi olduğu için bize daha buraya daha yakın. Ama şekli şemali iradedir. Bunun şekli şemali rengi iradedir. Ama mahluk olması kudrettir, programı ilmidir. Onun için irade bize daha bakıyor. Bak eğik olması. Tamam. Tekvin, şimdi tekvine giriyoruz. Bunu anlamayan tekvin anlamaz biraz. Tabii bir anda sizden bir dersten anlamanızı beklemiyorum. Ama anlaşılmayacak da bir şey yok. Tekvin nerededir? Teknik olarak yerini söyleyeyim. Zati sıfatı. Sayar mısınız zati sıfatı? Hadi bakalım. Kıdem. Beka. Muhalefetun bi havadis. Muhalefetun havadis. Kıyamü bir nefs. Vahdaniyet. Tekvin. Saydık mı? Bak, kıdem, beka, vahdaniyet, vücut. Var mı vücut? He? Aç bakayım Ömer nasıl bilmeni ya, çabuk.
Bak sıfatlar var, zat-ı sıfatlar var. Hemen çabuk. Eyvah sizinle işimiz. Kıdem. Kıdem. Beka. Beka. Havadise muhalefet. Muhalefetun havadis. Kıyam bizzat. Kıyam bir nefsi. Vahdaniyetten ibaret olmak üzere. Vahdaniyet. Tekvin. Evet. Usta bir de tekvin eklemiş. Tamam. Vücut kudrete bakıyordu ya. Sokacaksın ki. Vücutta var. Var değil mi? Var. O niye? Oku. Vücut en başta vücut da sen vücut. Vücut. Kıdem. Kıdem. Beka. Beka. Hafati. Niçin olmadı kardeş? Kıyam bizatı. Bir dakika. Yani. Çocuklara Kur'an öğretmiyor musunuz? Allah sıfatlarını öğretmiyor musunuz? Ey gidi hocalar, falakalık hocalar. Bak vücut, say. Kıdem. Kıdem. Beka. Beka. Muhalefetun lil havadis. Muhalefetun lil havadis. Kıyam bizatihi. Kıyam bizatihi. Vahdaniyet. Vahdaniyet. Tekvin. Tekvin. Yedi. Yedi tane de subutu sıfat. Bugün enteresan. Tamam. Tekrar etmeyince unutuyor abi. Ama lütfen ya, zat-ı sıfatlar ya. Hiç onlarda şüphe olmadığı için abi. Tekvin, madum ol, tekvin nerede olduğunu anladık mı şimdi? Ustad zat-ı sıfata koydu, tamam mı? Şu anda da zikrediyor zaten. Evet, şu anda da. Yani ama ulema ihtilaf etmiş. Tekvin, subut-i sıfat mı, zat-ı sıfat mı? Çoğunlukla zat-ı sıfata koymuş, azınlık subut-i sıfata koymuş. Veya galiba çoğunluk subut-i sıfata koymuş. Ustad zat-ı sıfata koyuyor tekvini. Tekvin, madum olan bir şeyi vücuda çıkarmak manasınadır. Tekvin, madum olan bir şeyi vücuda çıkarmak manasınadır. Ve bu manaca tekvin, maturiye indinde vacibül vücudun zatı ile kaim sıfatı kadime-i ezeliyedir. Bir cümle sıfat-ı efali mebde-i ve menşeidir. Devam ediyor. Tekvin içinde bulunan Adem buraya ilmi müdahale ediyor. Ezan okunuyor. Adem, bak tekvin içinde Adem var. Adem nedir? Yokluk. Vücutsuz vücut. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sıfatsız sıfat. Yani Adem. Yokluk diyoruz ama işte. Buraya ilmi müdahale ediyor. Tekvinin içine Adem var. Müdahale ediyor. Burada mümkün, mümteni vücutlar bulunuyor. Mümkün, mümteni vücutlar bulunuyor. Vacip bulunmaz. Mümkün ve mümteni. Adem'de bir Adem'in bir şubesi böyle. İçinde mümkün ve mümteni vücutlar var. Mümteni söyledim. Olasılıkları, ihtimaller içinde komplesi ise mümteni vücudur. Ama bu olmam mümkün vücut. İlim Adem'den mümkün, mümteniyi çıkarıyor. Emir değil mi? Yani o çıkar şekli. Elimde emir vurmadık. Kudret ilimde bulunan, bak kudret demiş, ilimde bulunan mümküne tecelli ediyor. İrade ise kudretle bulunan mevcudu ortaya çıkarıyor. Nasıl bu kudret? Mesela bu kardeş, bunun yapısı kudret. Şekli, şemali, irade. İlk önce biz şekli görüyoruz. Buradan bakınca irade daha ilk önce. Bu irade, yani bunu niye dikti? Yani bak, hiç kimse kalitesine bakıyor mu ilk önce?
İlk önce şekline bakıyor, duruşuna bakıyor. Değil mi? Rengine bakıyor. Tamam. İrade yaptı. Sonra lan yumuş, iyidir. Kudretine bakıyor. Sonra bunun programı. Yani bize ilk bakan iradedir. Tercih edilen şekil. Gözüken şekiller, çizim iradeye bakıyor. İradeye bakıyor. Ama vücudunu sonra bakıyoruz ki vücudu neyle sürdürüyor, nasıl, neyle yaptı falan, kudret. İlk önce göze gözüken iradedir. Kudret değil. Mesela şöyle diyeyim. Arabayı alırken ilk önce tipine bakarlar. Boyasına bakarlar. Sonra arabanın ağırlığı, saçın kalınlığı, motor yanmış mı yanmamış mı? Kudreti mi? Onlar kudrettir. İlk önce sıfat yani, dişe vuruş. Cem etme halleri, tekvin, tekvin nedir? Bir daha giriyorum. İli, içinde Adem de var. Adem'den ilim. Bak, Adem'den ilim. Mümkün, mümteni, mevcut, madun bunları çıkardı. Adem'den ilim bunları beriye aldı. Yani ilim, mesela emir ise almak değil. Tekvin denilen bir kuyusuz kuyu, varlıksız varlık, vücutsuz vücut, oraya bir taş attı. Bak, şu anda dur. Ses var mı? Yok. Vurdum, emir. Ses çıkma. Bu hiçlikten, bunun içinde ses yok ki. Var mı? Yok. Bak Adem. Masanın içinde ses var mı? Yok. Ses çıktı. Bunun titreşimi havaya basınç yaptı, ses çıktı. Hiçlikten yaratıldı şimdi bu. Kur'an emir, o ortaya çıkan ilim. Kendi uyandırdıkları ya. Tekvine ilim bir vurdu, emir bir vurdu. Çıkacakları çıktı, ilmi vücut. Bunlara bir baktı ki hamur gibi. Mümkün ve mümteni. Emir ilimden önce mi abi? He? Emir ilimden önce mi oluyor? Önce değil, beraberler, tek düşünemiyoruz işte. İmam-ı bin emir ilim ya. Yani ikisi, vurdu, sessiz ne vurdu? Emir derken ne anlayacağız abi, emir neyi kastediyor emir? Yani. Emir, Allah'ın bir sıfatıdır. Yani, tam da ben de bilmiş değilim ama şunu biliyoruz ki, İmam-ı bin emir ilim ya, emir... Amir mutlak diye geçiyor ya, amir mutlak. Yani Allah'a bakan yön. Bize bakan bu taraf değil yani. Oraya bir vuruyor. Yani emirin yeri yok, biliyor musun? Ondan bocalıyorum. Zat-ı sıfatta yok emir. Subut-ı sıfatta yok emir. Nerede var? Bilmiyor. Ama bildiğimiz risalede emir ilim diyor. Emirince akla ilim geliyor. Hayır, ilim gelmiyor. Ayrı bir şeyler yani. Kudretle iradenin arasındaki gibi şey gibi. Arkası yani. Da. Yani ilimle arkadaşlar. Mumbasit ak ismi de zaten. Şöyle diyebilir miyiz? Şöyle diyebilir miyiz oraya? Ama o bizim tespitimiz. Şöyle. Güneş düşün. Tamam. Ayna. Tamam. Buraya vuruyor. Aynada gözüken güneş var. Bir de aynadan çıkan şua var. Tamam mı? Bir de kağıda dökülmüş resim var. Güneş, tamam, ondan çıkan şua emir. Bu ayna, hiçbir şey yok. Kim karşısına gelirse gözükür. Buraya güneş vurdu, güneş gözüktü. İlim. Tamam, güneş gözüktü, ilim. Buradan, aynadan tekrar, hani bu güneşin gibi, bu güneş yayıyordu ya, aynadaki güneş de yayıyor. Bu da, bu yaydı,
ilmin dışarıya yaydı. Kudret, kağıda dökülmesi irade. Diye düşünebiliriz. Yani sanki böyle güneşin yaydığı şua, şuanın gelmesi emir, bu aynadaki güneşin yaydığı şuaya da kudret. Sanki kudretle emir, yani aynı işi yapıyorlar ama buradaki yani. Beşerin, işte buna keramet diyebiliriz şuradaki. Aynadaki güneşin dışa vurması keramet ve mucize. O da Allah'ın fiilidir. Mesela peygamber ölüyü diriltiyor Allah'ın izniyle. Parmağınız, yani diriliyor, diriliyor. Hani sanki bu güneşe benziyor. Bak güneş Allah haşa. Güneşten gelen şualar emir. Ayna Adem. Tamam. Yani ilim demiştin aynaya. Yani. Aynada gözüken güneş ilim. Ondan sonra buradan çıkan kudret ya. Sanki bu aynadan çıkan şualar güneşten çıkan şualara benziyor. Ama biz biliriz ki aynadan çıkan şua bunun uzantıları. Ha, mucize de keramet Allah'ın fiilidir ama bunda gözüküyor. Aynada gözüktüğü gibi. Aynada gözüküyor ama bunundur. Peygamberin elinde gözüküyor, evliyaların elinde gözüküyor ama bunundur. Anladık mı abi burayı? Yani emire benziyor burası da. De emir iradeden gelir diye bir cümle vardır sanırım. Emir iradeden geliyor. Aynadaki çiçek güneşi büyütüyor çiçekleri ama yine güneşteki çiçekleri büyütüyor. Yani o iradeden geliyor diye o vücuda çıkması tercih noktasındaki o emir. Yani o değil o. Şu ayna, aynadan çıkanlar var ya dışarıya. Yani mesela aynadan çıktı buna benziyor da. Ama biz biliriz ki bak elimi böyle bir hayal ediyorum ama bakayım siz. Güneş, ayna bu taraf. Güneş vurdu bir de buraya geldi. Aynada yansıtmalar oldu. Burada fax makinesi, fotokopi makinesi, kamera kağıda dönüştürdü. Dört tane vücut. Güneş, aynadaki güneş, aynadan çıkan şua, üç, kağıda dökülen dört. İşte güneş Allah, emir, aynı Adem, tamam mı? Adem de o gözüktü, ilim, dışarıya çıktı kudret, kağıda döküldü irade. Yani gözümüze ilk çarpan bu. Yani biraz irade kudretten önce gibi şey yapılıyor da, o Allah canibinden bakarsan irade öndedir. Ama beşer canibinden bakarsan irade ilk çarpandır. Yani şekli şemal irade. Allah canibinden bakarsan ilmi içerisindeki tercihleri yapan iradedir. Sonra kudret vücuda veriyor. Anladık mı abi? Buradan bakınca değişiyor. Gücü değişiyor diyor. Sırf bir emriyle ve def'i olduğunu. Evet. Şimdi cem etmek halleri şu. Bunu dedik ya. İlim içinde bulunan kudret de ilmin içinde kudret varmış. Mevcut madumu çıkardı. Kudretin içinde bulunan irade ise mevcudu ortaya çıkardı. Yani yalnız ona taalluk etti. Mesela ilimde madum da var, mümkün de var. İrade mümkünü aldı. Kudret de yarattı. Allah canibinden böyle. Yani İlmi vücutlardan, ilmi vücutlarda madum var, mümkün de var. Mümkün mümteni var ilmin içinde. He, ilmin içinde mümkün mümteni var. Bunu tercih eden irade, vücut veren kudret. Allah canibinden irade öndedir. Tamam mı? Ama biz böyle baktığımız zaman bu çıkana kudret demiyoruz ki. Yani şekli, şemali, renk, ilk önce renk gördük. Bu irade. Ama bakıyoruz kalitesi, ağırlığı falan nasıl, sağlam mıdır? Ondan sonra bakıyoruz sağlamlığına. İlk önce şekline bakıyoruz. Şöyle yaparsak abi daha iyi olacak sanki. Bir şey yapalım mesela. İlmin içinde mümkün ve mümteni var. İrade ve kudret. Bir bizim canibimizden bakalım. Bir de Allah canibinden bakalım. Mesela şimdi Cenab-ı Allah canibinden bakınca ilmin içindeki mümkün ve mümteniden
İrade mi önce? İrade önce. İrade neyi çıkartıyor peki abi önce? Şey çıkarıyor, o mümkün ve mümteni karmaydı ya. Hı-hı. Onu tercih ettiği mümkün oldu. Tamam, mümteninin mümteniye vurunca o zaman mümkün çıkıyor. Mümkün iradeyle. Çıkıyor. Evet. Bizim tarafımızdan bakar. Sonra da çıkıyor, kudret vücuda çıkarıyor. Tamam abi. Tamam. Bizim tarafımızdan bakınca görüyoruz renk, şekil. Bu bir şekil ya, dışa çıkmış. O zaman kudret bizim taraftan böyle olması lazım demek gerekiyor öyle yapınca, ama siz yine irade ediyorsunuz. Yani diyorum ama ya şey de yapabilirsin yani, burada gözüken kudret, tamam. Gene aynı şeyde senin dediğin gibi, evet gözüken kudrettir abi. Sonra ama ilk önce biz masayı alırken bakarken ilk önce vasıf ve sıfatlarına, tipine, rengine, boyasına bakıyoruz. Siz artık bu cehennetten bakamıyorsunuz. Yukarıdan. Peki yukarıdan bakalım. Hep oradan bakalım. Gene o zaman ilk önce gözüken kudret, sonra irade, sonra ilim. Doğru. Yani masa, kudret, bu bir sürü olabilirdi. Bu oldu irade. İlimde bir sürüler, ilim. Ama böyle biraz daha böyle külli bakarsınız diye şey yaptım ben. Yani Allah'tan bakınca İrade önce şöyle geliyor, Allah'tan bakınca ilim, irade, kudret. İnsanda bakınca irade, bize ilk gözüken irade, biz ilk önce iradeyle muhatabız. Sonra kudretin vücuduna bakıyoruz. Sonra bir sürü ihtimaliyat vardı zaten, bu tercih edilmiş. İlim, ilmi vücut. İlmi vücutta pek muhatap değiliz biz. İlim var ki bir şey seçim yapıyorsun abi. He? İlim olmadan hiçbir şey ortaya çıkıyor. Yani seçimi basın. Yani ben eşyaya, ben dikileri demiyorum. Eşyadan Allah'a gidiş tarzı. Gene tabii ki sen bunları ilminle yapıyorsun. Bu kuralları şey yapalım da sonra bunu insana uygularsın, bir de eşyaya uygularsın. Sen eşyaya bakışın böyle değil mi? Bak bu kırmızı değil. Yeşil. Bu iradedir. Ama mahluk odaya tuttum. Bak tutmamıştım. Yeşil, irade, tuttum, kudret, program, sistem, ilim. Buradan bakınca. Ki böyle ya. Renk, yeşil, irade, tuttum, kudret. Bu daha önceki hali, çekirdek hali, ilmi. İrade, kudret, ilim. Ama Allah canibinde baktığın zaman Allah'ın ilmi. İlim. Sonra bu ilimler içerisinde hangisini yapayım? Seçti. İrade. Kudret de vücuda çıkarttı. Ama böyle avamlı olmasın kudreti biz gördüğümüz zaman. Bakalım renk ve şekil. Allah'ın baktığı yönden bakmak istiyorum eşyaya. Avami bakarsan ilk önce kudret. Sonra tercih edilmiş irade. Sonra ilmi program. Bu beşer bakışı. Allah nasıl bakıyor? İlk önce ilim. Sonra bunların içinde irade. Sonra vücut kudret vücuda çıkarıyor. Hep böyle bakmayı, böyle Allah canibinden bakmak için yaptım ben. Ama beşer canibine bakarsan kudret. Gözüken vücut. Ama bu tercih edilmiş irade. Nihayetsizlikler içinde bu tercih edilmiş ilim. Ama hep Allah canibinden bakmaya alışalım diye beşer canibine hiç durmadım. Dikkat ederse. Allah nasıl bakıyorsa biz de öyle bakalım diye baktım. Ama beşer canibine bakarsan iş değişiyor. Yani iş değişir derken kudretle ilim yer değişiyor. Şey, irade ile kudret yer değişiyor. Tekvin içinde Adem, onun içinde ilim. İlmin içinde mümkün var, mümteni var, mevcut var, madum var. Bunlardan kudret dışarıya çıkarttı. Kudret bunların içinde, ilmin içinde mümkün var. Mümteni var. Mümkün. Mümteni. Bir de mümkün mümteni var. Var mı? Evet. Mevcut olacak da, madum olacak da var, seçilmiş. Yani bütünsel içinde seçilenler de var,
Bunlar için de seçildi artık. Vücuda çıksın, bunlar çıkmasın. O da var, dört et diye. Ama temelde mümkün ve mümteni. Biraz da inceleşirse mümkün ve mümteni çıksınlar, çıkanlar ilmi, çıkmayacaklar mümteni. Şimdi bu kudret mevcut ve madum yaptı. Onları ikiye düşürdü. İrade de bak ilmin ilimde dört tane vardı. Mümkün, mümteni, çıkmış çıkmayacaklar. Çıkmış ve çıkmayacaklar. Her mümkün de çıkmıyor ki. Ha, o zaman mevcut ve madum. Kudret bu ilimde dört taneyi ikiye indiriyor. Nedir o? Mevcut ve madum. Mevcut. Mesela lef-i muhafızdaki mevcuttur. Ama her şey çıkmadığı için madumu da var içinde. Her şey gelmemiş. Bu kudret ilimde dört tane vardı. İlim ikiye düşürdü. İrade teke düşürdü. Mevcut oldu. Ve ders bitti. Ama tekvin için sadece bunlar değil değil mi abi? Yok. Allah razı olsun. İyi ki söyledin ama başta söylediğimi zannediyorum. Zati sıfatta bulunan tekvin bu alem yani. Onların içinde bir tane Adem var. Başka bildiğimiz hiç var mı abi? Yalnız böyle tintin eden böyle alemler var, alemsiz alemler var yani böyle. Bunların dışında. Onların içindeki Adem nasıl oluyor abi, o zat-ı sıfatların içindeki Adem? Adem bizim bildiğimiz yokluk manasındayken, mesela Ustad ne güzel diyor Mektubat 59'da, vücudu ilmi perde olmuş bir unvandır diyor Adem. Adem'i mutlak yok, Adem'i sırf var. Adem var, Adem'i mutlak zaten yok, ilmi muhit var, Adem'i sırf var. Adem, vücudu ilmi perde olmuş bir unvandır. Daire ilimde, mahluktur. Ama Adem-i sırf, tekvindeki Adem herhalde. Yani, peki ne işe yarıyor biliyor musun Resulüm? Bir şey vaciplikten, haşa Tanrı olmaktan kurtaran şey, Adem'dir. Adem bir şeye girdiği zaman dereceleniyor. Soğun derecesi var, sıcağın derecesi var. Soğun derecesi sıcaklıktır, sıcağın derecesi soğukluktur. Karanlığın derecesi aydınlıktır, aydınlığın derecesi belirleyen karanlıktır. O zaman karanlık nura göre Adem'dir. Eğer karanlığı kaldırırsanız nurun derecesi olur mu? Derecesi olmaz, bilinemez derler. Derecesi olmadığı için bilinemez. O zaman her şeyde Adem olacak ki derecelensin. Her şeyi derecelendiren Adem'dir. Peki Adem'i kaldırırsanız vacip olur. Derece yok. Allah'ın kudreti niye nihayetsizdir? Allah'ın kudreti niye nihayetsizdir? Derecesi yok. Nesi? Adem'i yok. Ha, içinde acizlik yok. Allah'ın kudretinde acizlik yok, Adem yok. Adem yok. Zıtları yok. Eğer bir şey zıt girerse derecelenir. Kudretin zıttı nedir? Acizlik. Acizlik yok. Acizlik olmayınca kudreti nihayetsiz. Allah'ın ilmi niye nihayetsiz? Nesi yok içinde? Cehalet yok. Adem yok. Cehalet bizdeki ifadesi, teknik ifadesi Adem. İlmin Adem'i cehalet, cehaletin Adem'i. Tamam. Demek ki ilmin içerisindeki cehaleti, yani Adem'i kaldırırsanız nihayetsiz olur, Allah'ın ilmi olur. O zaman mahlukatı mahlukat yapan içerisindeki Adem'dir. İlimden kudrete ikiye indiriyor mesela, demin şey yaptın. Sonra irade. Peki irade bire indirse? Bire indirdi zaten, mevcut oldu. Kudrete sonra çıkarsa evet. Allah cenabinden öyle oluyor benim anladığım. Yani zaten öyle oluyor. Yani ilk önce mesela yok, Allah cenabinden ilk önce şey yapıyor. Allah ilmi sistemi var. Yani dört tane kafanız karışmasın. Mümkün ve mümteni. İhtimaliyatlar ama içinde olacaklar. Tamam. Bunların içerisinde Allah diyor ki bunu seçiyor. Bu irade. Yaratıldı, ol dediği anda kudret. Allah cennebi böyle. Bizden bakınca ilimden sonra kudret ikiye indiriyor, ondan sonra irade geliyor. Evet, yok ilk önce bize irade. Biz
bizde kudret, irade, ilim de... Dur nasıl? Bir dakika dur dur. Şimdi demin dört taneden kudret ikiye indiriyor. Evet. Ondan sonra irade bire indiriyor. Evet, mesela ilimde mümkün, mümteni, mevcut, madum. Kudretli taluk ediyor ilme. Mümkün, mevcut ve madum çıkıyor. Mevcut ve madum. Yani mümkünün ve mümteninin karşıtı. Bak, kudret bunu mevcut ve madum çıkartıyor. Bu kudretin iki tanesinden mevcudu ayırıyor, irade. Allah canibinden ilim, irade, kudret. Allah nihayetsiz ilmi içinde irade ediyor, kudret de yaratıyor. Tamam mı abi? Tamam. Şimdi biz bakarsak ilk önce renk görüyoruz, şekil görüyoruz. Bu irade. Sonra bunun kalitesine bakıyoruz. Ne kadar kilodur, sağlam mıdır, sert midir? İlk önce tipine bakıyor. Kadın gider mobilyayı alırken mobilyaya ilk önce tipine bakıyor. Boyuna bakıyor. Eve uyar mı? O çocuğa uyar mı? Şekli nasıl? Şekli, şemali, iradedir. İlk önce biz bunu görürüz. Sonra bakarız kalitesi. Plastik midir, petrol ofis midir, pamuk mudur? Bu kudret. Onun arkasında da ilim. Biz eşeğe muhatap olurken irade, kudret, ilim. Allah ise bu kudretle ilmi, kudretle iradenin yeri değişiyor. Mesela ilk önce ilim. Onların içerisinde, tamam mı? İrade tercih yapıyor. Sonra kudret halk ediyor. O zaman Allah canibinde ilim, irade, kudret. Bizim canibimizden baktığımız zaman irade, kudret, ilim. Hatta ilmi bile hatırımıza gelmiyor. Adam mimari projesi hatırımıza geliyor mu? Hatta üçüncü sırada kalıyor ilim. Bunun projesi, planı, projesi en dipte kalıyor. Halbuki başta hazırlanan o. Hazırlayan o. Biz en başı en sonda görüyoruz. Bunun kadın mobilya dükkanına gittiği zaman bunu planlama projesini sürecini bilmiyor ki. O ilim hiç kimse görmüyor. Oysa eşyanın başı o. Sonra bunu vücuda çıkarttılar. Sonra koydular. Koyduk yani bu eve uyar mı, uzun mu, kısa mı, alçak mı, üstlük mü, renk mi falan, bunlar irade. Buna bakıyor. Sonra kadın bu iradeye baktıktan sonra kalitesine bakıyor. Medefe mi? Ondan sonra çam mı? Örtüsüne bakıyor. Petrol ofis mi? Pamuk mu? Bu kudret. Yani bunun arkasındaki yazılımı kimse görmüyor zaten. Bu da ilim. Oldu mu abi? Dersimiz neydi? Adem, tekvin, Adem, ilim, kudret, irade. Yani artık kitap... Bu zati sıfatlarda hani soğan kabuğu gibi içeri giriyoruz ya abi. Bu tekvin nerelerde olduğunu yapabilir miyiz mesela, sıralandırsak? Ha, yani zati sıfatın içerisinde. Vacibin kıdem, vücuda mesela en yakın olan desek. Onu bilmiyor. Muhalefetuna vadiz, kıyamu binefs, kıdem, beka, vücut, vahdaniyet. Vücudu mahsus ben yaptım, kudrete karşıtırttım size ki kudretle vücut farklı şeydir. Kudretle vücut acayip bir şey, hiç şey yok. Niçin? Kudret bir kere subuti sıfattandır. Vücut ise zati sıfattan. Niçin kudret ona ver? Kudret ise eşya, mümkünatın vücutlarıdır. Vücut ise vacibin vücududur. Vücut tarafına bakar. Bu sıra önemli abi. Herhalde bu zan sizi bu tekvine biraz da taşıyor abi. Evet, zan tekvine götürdü de. Yoksa zan, tekvini ben nereden bilecektim ya? Bir baktım ki, hatta yalanın altı da zan. Sonra zanın dibine bir baktı, bakıldığı zaman emrin ismi, emri itibarı çıkıyor. Ya bu acayip bir şey ya. Allah Kur'an'ında onlarla çalışıyorum böyle.
Siz ancak zanlarınızla hükmedersiniz. Baktım ki Kur'an'a göre insanlar zanlarında yaşıyor. Hakikatte yaşamıyorlar. Mesela nasıl ki bulu çağın gelenler, çocuklarda, kız ve oğlanda böyle hep hayallerinde yaşarlar. Burada yaşamazlar. Onun yaşadığın zannettiği kendi zanlarıdır. Mesela zengin adam paranın içine gittiği geldi, kalem alıyor. Daha getirin diyor, tamam, kahve içiyor, yarı içiyor, bırakıyor, yemek yiyecekti, kalıyor. Çünkü niye? Onun zanlarında yemek yemek yok ki. İnsanlar yaşadığını zannediyorsunuz. Oysa zanların yaşarlar. İnsanların çoğu zandadır diyor Allah Kur'an'da. Yani çoğu uykuda. Bizim Allah Resulü diyor ya, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. O uyku kendisi zandır. Uyanık yok. Çok az. Hey, dürtüyorsun. Kalksana hey. Kalkacak hali yok. Kalkacak hali yok. Mesela sokağa gitti değil mi bu sözün? Bizimle alakası yok değil mi? Oysa ta kendisi sizsiniz benim. Sokaktaki bahsetmiyor. İlmi bunlar anlatılıyor. Adem, tekvin ne anlatıyor? Bu hey, hey demektir. Uyan demektir. Dürtmektir. Bunları kendi zanlar nedir? Okuyor Risale'yi, okuyor Kur'an'ını. Kendi Risalesini, dünyasını oluşturuyor. İçine gibi giriyor. Hepsi budur der. Onun dışındakiyle birisi bahsetse kaziptir. Yalandır. Zarardır. Hizmete zarar veriyor. Ne yapıyor o? Nereden çıktı bu? Ne bu uydurma? Dediği doğru mudur? Doğrudur. Hangi yedir? Kendi balonunun içerisinde yok böyle bir şey. Balonun içinde hakikaten bir bakıyor balonuna. Ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor? Allah Allah. Haritalı ders yapıyormuş. Lan nereden çıktı lan? Böyle bir şey olur mu lan? Bozuyorsunuz. Niye? Niye efendim? Balonda yok ya böyle bir şey. Buradaymış mı? Olsaydı, o doğru olsaydı burada olurdu. Çünkü doğruluğun ölçüsü bu balondur. Bu balonda olanlar hariç kim de varsa doğrusun. Hatta beş vakit namaz da kılsan, Risale okusan bizden değil misin? Bir işe yaramazsın. Namaz kılıyorsun, Kur'an okuyorsun. Bu kafirden bahsetmiyorum. Zaten onların yaşamadığını kabul ediyor ulema. Müslümanların çoğu zandadır. Bir iradeyle kudreti şey yaptınız abi, zor yerleştirdik yani hemen böyle şey yaptık. Hemen tepki. Şimdi ben şey yapmaya çalışıyordum. Yukarıdan odamdan inerken ilk önce dedim Allah canı binler vereceğim. Bunlar tepki vereceğini biliyorum. Balonda. Yani tepki verecek biliyorum. O tepkiye bir tampon yapayım gittim baktım olmuyor. O zaman Allah canı böyle, beşer canı böyle demek zorunda kaldım. Ben gayem şuydu. Beşer canı bir hiç göstermeden Allah canı bir ile gitsin kafamız. Anladın mı? Yani taassup neydi taassup? Taassubun içinde ne var? Karpuz gibi düşünün. Yarın içinde taassubun. Cehalet. Cehalet ve zan mıydı? Adem'i muhakeme. Adem'i muhakeme. Ya, ikisini şey yaparsak kantar ve metre. İkisini şey yaparsak, daha cem edersek, teke düşürelim, zan. Zanlar insanın cehennemi, zanlar insanın cenneti. Allah Kur'an'da zana çok değer vermiş daha. Yani çok yer vermiş. Cenab-ı Hak hakkında çok acayip zan etmek lazım. Evet. Mesela Peygamberimizin hadislerinde, ölmeden önce diyor, ümmetimden her bir kula tavsiyesi, vefat etmeden önce söylediği en kaliteli sözlerden bir tanesi de, Allah'a nihayetsiz hüsnü zannedin diyor. Hastalığın temeli zandır. Galiba iyi değilim. Zan. Allah'a iftira. Zan. İyi değilim. Zan. Bu balonun içine giriyor. Zan. Balonun kendisi var ya balonun. Balonun o çize. Balonun kendisi zan. İçindeki kendi malumatları. Zan
dışarı çıkarmıyor. Hem zanın dışında bir şey yok ki zaten abi. Ama seni kişiye ama hücrür ama suizana çevirir. Lügat manasında bir o şey olarak geçiyor ama düşünceler yani. Onun dışında bir şey yok zaten. Zanın dışında bir şey yok. Mekan bile zan. Bak ne dedi? Ne dedi bir de söyle o cümleyi. Zanın dışında bir şey. Zan orada dur. Zanın dışında bir şey yok. Evet. Peki onu hüsnü zan ve suizana nasıl çevirirsin? Bilgilerle çevirsin ama. Evet. Mesela Müslümanlar arasında konuşurken edile şeriye diyeceğiz. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Yani Müslümanlar arasında sakın insan ölçü getirmeyeceksin. Getirsem öyle demeyeceksin. Müslümanlar arasındaki bizim bütünlüğü getiren edile şeriyedir. Risale-i Nur hizmeti içinde bizim meslek dostlarımız. Süleymancı kardeşlerle, tarikatçı kardeşlerle konuşurken devam edilir şey. Şimdi bir hoca veya bir lider, bir abi ne bileyim, şef onu Risale-i Nur'la değil, edile şeriye onu gösterecek. Bak kardeşim Kur'an ve sünnette yanlış. Dört mezhepte yanlış. Eğer bir insan hocasının, şeyhinin, abisinin söylediği ehli sünnet ve cemaatin ölçüsü olan edile şeriye uymuyorsa, kabul ediyorsa tamamen zanlarına gömülmüştür. Allah'ın dinini değil, zanların ölçü yapmıştır. Allah'ın diniyle alakası yoktur. Onlar hevai nefislerini mabut ittihaz ettiler diyor. O nefsini ilahi dineni görmedin mi? Men ettehaza ilahu heva. Zanlar öyle bir şey ki Allah oluyor haşa, haşa, ilah oluyor. Ondan sonra din oluyor, dava oluyor, iman oluyor. Öyle bir acayip balon ya. Peki zanlarda nasıl hüsnü zana nasıl dönüştüreceğiz? Edile-i şeriye tabi olacağız. Ondan sonra biz ise edile-i şeriye tabi olacağız. Ve Risale-i Nur'un talimatı dairesinde laikaların gösterdiği tarzda düşüneceğiz, tarzda yapacağız. Düşünemezsek de yapamazsak da mektubatta şöyle bir şey var. Yapamasa da demiyor. Yapmasa da ahkamı hak bilmeli. O zaman zanlar üstü zana döner. Yoksa yargılayıcı, sorgulayıcı, devlet savcısı gibi olursun. Yanlış. Hizmet etmiyor. Zarar veriyor. İhanet ediyor. Risale'yi bozuyor. Kur'an'ı bozuyor falan. Böyle olur. Suizan. Mekan ve zaman bile zan abi. Evet. Mekan ve zaman bile zan. Mesela şöyle diyeyim. Ve son şeyimiz olsun. Şunu tutabilir misiniz? He? Tutamazsınız ama da. Bak şu bir uçak düşünelim. Uçak. Uçak düşünelim. Havada tutun, bırakın öyle düşer. Uçağı hareketlendirin. Uçan. Uçunca içeride uçakta mekan olur mu? Yemek yeniliyor, koltuk oturuluyor, yatırılıyor. Bak hareket mekanı getirdi, ortaya çıkarttı. Gördünüz mü? Bak uçağa koy düştü. Uçağı hareketlendir. Uçuyor. Uçağın içinde mekan yok mu? Koltuk yok mu? Hareket ne yaptı? Mekanı oluşturdu. Evet. Hareketi durdurursanız mekan yoktur. Öyle bir hareket edersen ahiret mekanı. Oldu mu abi? Ahiret mekanı var. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Doğrusu bulunana kadar bu yanlışlar doğrudur. El Fatiha.